Yani merhaba diye bile başlamak bugün içimden gelmiyor. Çünkü acımız büyük biliyorsunuz. Şöyle ormandayım. Etrafımı görebiliyorsunuz. Yine bisikletle tura geldik. Şimdi biraz sonra arkadaşlar detaylı konuşurken kısa bir video çekerim de. Zorumuza gitti arkadaşlar. Hepimizin zoruna gitti. Ciğerlerimiz yandı. Ormanlarımız yandı. Kilometrelerce alan kül oldu. İnsanların canı yandı. Hayvanlar telef oldu. Asırları kaydı. Yani geçmişimizden bir 100 yılı, 150 yılı rahat kaybettik o ağaçların ormanın hale gelmesi 150 yıldı. Belki çok daha fazla. Geleceğimizden de bir 150 yılı kaybettik. Bizim 300 senemiz gitti. Yani şuranın kokusunu şu anda hissetmenizi isterdim. Çam kokuyor. Kekik kokuyor. Bu arada ağaçların kuruluğuna bakmayın. Budama dalları kurumuş. Yukarılar hala yeşil hepsinde. Güzel sık bir orman. Küçük ağaçlar var ama sık bir orman. Yani geleceğimiz kurudu arkadaşlar. Geçmişimiz kurudu. Geleceğimiz gitti. İnsan üzülüyor. Yani keşke olmasaydı. Keşke bu itlere bir fırsat verilmeseydi. Keşke elini kolunu sallaya sallaya ormanlarımıza giremeselerdi. Hep keşkelerle gidiyoruz ama bundan sonrası için planlarımızı sağlam tutalım. 7-24 ormanlarda bekçilik yapamaz. Yani keşke imkanım olsa emin olun. Belli bölgelerde, farklı günlerde, günlerce, aylarca ormanlarda bekçilik yapmaya razıyım ama işte iş, güç, hepimizin bir geçim telaşı var. Yazık oldu ya. Bundan sonrası için bir plan dedim. İşte bundan sonrası için planımız ne olur? Biz bisikletçiler, yani bisikletçi grup olarak, MTB grup olarak arkadaşlarla öyle bir karar aldık. Artık Allah izin verirse daha önceden bir yaptığımız bu ağaç dikme, fidan dikme projesini daha da hızlandıracağız. Şimdi biraz sonra gene detaylı arkadaşlar birlikteyken konuşuruz, anlatırım da. Neyse geçin, biraz sonra muhabbet edelim ya. Alın abi. Arkadaşlar merhaba. Ormandayız. Ateş yakmıyoruz bugün. Zaten böyle bir arazide ateş yakmıyoruz. Normalde bizim ateş yaktığımız yerler böyle hani bu şekilde çam dikenlerinin olduğu yerler değil. Daha çok güvenli alanlar, yani korumalı alanlarda ateş yaktık bugün kadar. Allah'a çok şükür hiçbir zaman da ateşimizi bırakmadık. Hiç problem yaşanmadı bugün kadar. Ormandayız. Niye ormandayız bugün? İşte bisikletle turlayalım dedik. Ormanla gitmeyelim, daha çıkmayalım falan derken en son kendimizi gene burada bulduk. Bir şeyler çekiyor zaten. Yunus da beni de. Niye kayıt açtım? Hani biraz önce bahsetmiştim işte fidan dikimi. Daha önce de yaptık. İşte adatta işin esprisi 1501 adet Yunus kardeşim saydı. Pelit tohumu. Niye pelit? Meşe palamutu neyse artık. Biz onlardan diktik. Takkeli dağ eteklerine. Daha önceden de Ahmet abimiz bir kısım yere başka yere dikti. Yani toplam 1501 adet meşe palamutu. Ve bunların yüzlercesi şu anda fidan halinde. Ortalama 3 ile 15 santim arasında büyümüş. Geçenki videolarımızda da gösterdik. Allah razı olsun. Bu işte gene önce Yunus'tu. Allah razı olsun. Onun vesileyle çıktık biz o yola. Ha, öncesinde fidan diktik mi? İllaki defalarca diktik ama o bayağı toplu bir dikim oldu. Yani bildiğiniz bir ormanlık arazi oluşacak inşallah ileride de. Biz şimdi diyoruz ki bu işi biraz daha hızlandıralım. Yani özellikle hatta bu kampanyaya dahil olmak isteyen arkadaşlar sosyal medya hesabından da bizimle olabilirler. İllaki aynı şehirde, aynı ilde, aynı ilçede olmamıza gerek yok. Yani herkes diktiği fidanın fotoğrafını atıp bizim maksadımız işte bir sosyal mesaj duyuru yapmaktı. Amacımız o. Ne yaparız kardeşim biz bundan sonra fidan olayını nasıl yapalım? Yani bulunduğumuz ildeki, ilçedeki belediyeyle başvurup, belediyeyle zaten dikmek isteyen her gence fidan veriyor. Hatta araç bile temin ediyor. Yeter ki bu işe biraz adım atmak lazım. Yani öncülük yapın. Bir iki kişi toplanın gidin bir belediye, bir büyükşehir belediyesine. İşte biz 5-6 genciz. Biz bir yer belirledik. Fidan dikmek istiyoruz. Fakat fidanımız yok diyseniz onlar size her türlü yardım eder. Yani araç bile temin ediyor. Yeter ki siz dikmek isteyin. Çam yani, fidanı veriyorlar öyle mi? Hani çam fidanı veriyor, küçük fileler veriyor. Şu an çoğu ilde ve ilçelerde var. Belediyenin bu kendi bah ve bahçeler olduğu yerler var. Gidip başvurabilirsiniz. Bu şekilde bir adım atsanız en azından gelecek nesillere bir örnek olur. Yani özellikle de bunu bisikletçi arkadaşlara tavsiye edelim. Sebebi şu. Duayı sevindim yani, özellikle. Hani bu araziye herkes gelmez. Çünkü araç girmiyor. Araç girmediği için de kolay kolay herkes yürüyüş yapıp buraya gelmez. Ama bizler bisikletçi olarak yani bizim için arazi engebeliymiş, kötüymüş, bozukmuş gibi bir şart kaydı yok. Biz yeri geliyor, bisikletleri sırtlanıp gene çıkıyoruz. Özellikle bisikletçi arkadaşların bu kampanyaya dahil olmasını bekliyoruz. Daha önceki mama kampanyamızda sağ olsun destek verenimiz çok oldu.
Burada da böyle bir destek bekliyoruz sizlerden. Biz Yunus, ben ve birkaç arkadaşımız vardı abi. Onlarla istişare yapmadık ama böyle bir kampanyaya dahil olalım dedik yani. Hızlandıralım dedik, zaten var olan bir projeydi bu. Aynen, daha önce bir doğru. Yangın var. Ciğerlerimiz yandı. Binlerce ağacımız gitti. Kilometrelerce hektar neyse alanımız gitti. İnşallah olay yerine ulaşamayız. Yani afet yerine ulaşma imkanımız yok. Yani ne imkanımız var ne bir durumumuz var ama biz de Konya'yı yeşillendirelim. Herkes bulunduğu eli yeşillendirsin. Aynen. Türkiye yeniden nefes alsın diyoruz arkadaşlar. Biz bu sloganla yola çıkalım. Türkiye'miz yeniden nefes alsın. Aynen. İnşallah böyle bir kampanya yapalım. Bitkisiz dünya olmaz arkadaşlar. Yani şu bitkiler insanların akciğerleridir. Yani akciğersiz insan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. En fazla yaşayacak 3-5 sene. Hani az çok şu görselde de görüyorsunuz ya, insanın organlarını, akciğer, sigara içen insanın akciğerleri bitiktir. Bu yanan ormanlar da aynı şekilde. Bitik yani. Bizim yaşamamızın en büyük sebebi birincisi toprak, ikincisi bitki. Toprak, bitki olmayınca insan olmaz yani. Onun için bitkimize, yani dünyamıza sahip çıkalım elimizden geldiği kadar. Ya yapmayan yapmaz. 3-5 kişi elinden geldiği kadar bir fidan diksin, en azından bu yapıyormuş deyip gidip de birilerine şey yapabiliriz. Örnek olabiliriz. Arkadaşlar biz kalktık bulunduğumuz bölgeden. Şöyle ormanın içine doğru yürüyoruz, devam ediyoruz. Buradan artık bu yol nereye kadar giderse oraya gideceğiz. Oradan da muhtemelen Seyirşehir yoluna çıkarız. Oradan devam. Şöyle ilk önce şu araziyi göstereyim, boş. Yukarısı ormanlık araziydi. Bu tarafta gene seyrek ormanlar var. Aşağıda gene biraz daha sık orman var. Şu tabelayı göstereyim diye durduk. 2018. 6 milyon fidan diyor. Konya Dost Gençlik İzcilik Eğitim ve Spor Kulübü Derneği. Arkadaşlar 6 milyon fidan demek şöyle bir orman demek. Arkadaşlar karınca misali. Herkes az da olsa bir işin ucundan tutabilir. Tam geziyoruz. Belki bu bizim için bir bahane ama gezerken de çevreyi kontrol ediyoruz. Şu anda etraf böyle kimse var mı diye. Allah esirgesin. Olur ya, dek gelir. Dek gelirse biz ilk müdahaleyi yapmış oluruz. Yani en azından adam orada linç ederiz. Bulunduğumuz yer eski askeri bölge herhalde ama. Doğru mu? Doğru, evet. Yukarıya bir çıkış var, oraya çıkalım biz. Yollar çok güzel. Çok sık değil ama ormanlık alandayız. Arkadaşlar biz eski mayınlı alanda oturmuşuz zaten. Emniyet açısından girilmez. Patlatılmamış mühimmat alanı girilmez diyor. Biraz önce biz bu tel örgülenen arka tarafındaydık tabi. Güzel gezmişiz. Baya tehlikeli bölgedeymişiz. Abi burası eski bir askeri alan ama şurası niye acaba? Ne amaçla yapılmış ki? Bu yolun sonu bizi böyle bir yere getirdi. Arkadaşlar biz gezerken şöyle bir şey bulduk. İçi baya baya bir derin gidiyor. Temizledik için ama bir şey çıkmadı. Elim de girmiyor içine. Elim girse